Açık. Evet. Teşekkürler Nezih. Evet. Gel. Evet, hazırsak başlayalım. Mandeve buyurun. Tebrikler öncelikle. 7 puan Avrupa'da. Şimdi pazartesi bugün derbi. Donc il y a le derby. Sezon başında Süper Kupa 5-0'lık mağlubiyet sonuçlanmıştı. 5-0 en début de saison. Bu takıma ekstra bir motivasyon sağlar. Est-ce que ça va créer une motivation de plus pour nous? Donc les 5-0 qu'on a perdu. Oui, bien sûr, c'est une extra motivation, mais pour nous, c'était les matchs après déjà une extra motivation. On savait que ça se peut pas passer. Après, on s'est repris et je pense que dans le championnat, on fait voir qu'on a une bonne équipe et on doit que regarder à nous et on doit continuer. Evet tabii ki bir ekstra motivasyon olacak ama sadece tabii bu maç üzerinde değil. Yani lige başladığımızda da bize bir ekstra motivasyon oldu. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Ligde iyi bir takım olduğumuzu gösterdik ve iyi bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Çağatay Bey. Galatasaray bu sezon çok farklı öne geçtiği maçlarda çok fazla gol yemeye başladı. Kasımpaşa maçından sonra bu maçta da gördüm. Kendisi büyük bir tecrübe. Bunu neye bağlıyor acaba? Il a bien regardé, hein. Il a une belle vue dessus. C'est vrai que c'est quelque chose que on doit faire attention. Si je savais, j'essayais pas de prendre tellement de buts, mais c'est quelque chose que je pense qu'on doit, on doit faire attention parce que c'est quand même, comme il a dit, c'est quelque chose qu'on prend pour plus de buts et on doit faire attention. Mais je sais pas la solution. Açıkçası bu durumu iyi görmüşsünüz, iyi fark etmişsiniz. Hani dikkat etmemiz lazım. Ancak ben de hani bilseydim niye bu kadar gol yediğimizi, bunu tabii ki çıkar söylerdim ve gol yemezdik hani. Tam bilmiyorum hani nedenini. Emre Kaplan. Saran Bey buyurun. Kendisiyle kampta sohbet toplantısı yapmıştık. Tu avais parlé avec lui et tu avais dit à lui que la ligue va être, le championnat va être difficile. Donc, et tu as dit qu'il faut se donner un maximum. Et on voit que tu donnes au maximum. Comment ça se passe, le championnat? Ben, on a vu que Besiktas, ils ont pris des bons joueurs et qu'ils sont en train de faire bien. Fener aussi, ils sont en train de faire bien et même Samsunspor, ils sont en train de faire bien. C'est à nous de continuer et de donner tout et on veut aller jusqu'à la fin. Et moi, je suis 2 ans ici et on a gagné 2 fois le championnat, mais j'aimerais bien le gagner 3 fois. Açıkçası gördüğümüz kadarıyla hani Beşiktaş bu sene iyi oyuncular aldı. Fenerbahçe aynı şekilde, Samsunspor aynı şekilde ve iyi bir performans da sergilediler. Tabii ki bizim burada yapmamız gereken hani kendi performansımızı ortaya koyup daha iyisini yapmak. 2 seneden beri buradayım. 2 seneyiz şampiyon olduk. Bugün bu sene 3. sene, üçüncüsünü yapmak istiyoruz. Son soru Nezih Bey. Kendisi Okan Hoca'nın saha içindeki akıllarından biri. Bugün Galatasaray Parti sahadaydı. Okan Hoca sur le terrain. Donc on avait une formation différente aujourd'hui sur le terrain. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Ben je pense que c'était quelque chose que le coach il a déjà depuis quelque temps dans sa tête. Et il voulait essayer aujourd'hui contre une défense de 3, je pense que c'est un peu plus facile, mais c'est quelque chose qu'il y pense et il faut demander à lui. Mais je pense que c'est un système qu'on peut s'adapter dans le futur aussi, on verra lundi. Bu tabii ki hocamızın hani kendi aklından daha önce geçirdiği ve uygulamak istediği bir şeydi. Ve bugün de bunu uygulamak istedi. Üçlü savunmaya karşı daha rahat olacağını düşündü. Tabii onun detaylarını ona sormak lazım ama gelecekte de bunu adapte olabileceğimizi düşünüyorum. Teşekkürler Deniz. Teşekkürler Hasan.